Arkadaşlar merhaba. Size sigorta şişirmesi denilen olayı aslını açıklayacağım. Nasıl olduğunu açıklayacağım. Bunu bir insanlardan duyduğum veya sağdan soldan öğrendiğim bilgilere istinaden değil, bizzat kendi yaşadığım sigorta şişirmesi denilen olaya istinaden size elimde faturayla işlemin hani ne boyutta olduğu, ne işlemler yapıldı, bunların hepsinin faturalı, belgeli size birbiri izah ederek göstereceğim. Bu durumda da sahibinden.com ve diğer sitelerde gördüğümüz bu sigorta şişirmesi denilen olaya hiçbir bilginiz yoksa bunu bu videoyu izlediğinizde %90 ihtimalle bu olayı da idrak etmiş olacaksınız. Şimdi aracın önce kazasını göstereceğim. Senin arabanın sefer çıktı mı? Çıktı. Ne kadar abi? Şu arabaya 14 milyar 700 milyon çıktı. Ne diyorsun abi? Bak bu doğaçlama oldu ama videoda tam oturdu yani. Neyse aracın şu teker kaldırıma vurdu. Teker biraz geri geldi. Çamurlu ezdi. Tamponun da şu ucu. Burada tampon ve çamurluk lokal boya olmadığı için bu araçta komple boyandı. Sen görmüş müydün arabanın kazalarını? Yo. Aha gel gör. Şimdi Kamuran, araba buradan dönerken şu kaldırıma vuruyor, tamam mı? Hızlı dönüyor. Bu kaldırıma vuruyor. Arabanın tekeri hasar alıyor. Teker geliyor çamurluğa vuruyor. Ve şurası hasar alıyor. 14 milyar. Nasıl ama? Şunlar yani. Ha, aynen öyle. Bak şu çamurluk şöyle oluyor. Çamurluk sökül, sonradan sökülüyor. Böyle kopmuyor çamurluk. Bu serviste çekilmiş fotoğraf. Çamurluk sökülüyor. Ya yani çamurluğun şuradan şöyle boya olacak normalde. Ama komple boyanıyor bunlar da. Tampon boyandı, çamurluk boyandı. Bir de gördüğün yer arkası işte. Tekerin arkası. Şimdi ben arabayı servise bıraktım. Servise bırakacağım zaman şu mantıkla bıraktım. Dedim ki araba normalde 2 milyar bir masrafı vardır arabanın. Serviste yapılsın. Güzel olsun. Her şey iyi olsun. Hiç olmazsa işlem bittikten sonra usta ben bunu beğenmedim. Bu tekrardan yapılsın diyebileyim diye 4 milyar olsun dedim. Hiç önemli değil dedim. Gözüm o sıra görmedi. Kasko da vardı tabii ki. Ona da güvendik. Boşuna mı para veriyoruz derken 14 milyar 700 milyonu kasar kaydını elimize aldık. Şimdi kime ne anlatacağız? Benim elimde faturam var. Olayı ben yaşadım. Ben anlatırım da benden sonraki alan adam neye ne anlatır onu bilemem. Şimdi ben olayı bizzat size anlatarak başlayayım. Şimdi burada boya kaporta işçiliği yazıyor. Tamam, bunların fiyatları gayet iyi. Mekanik işçilik yazılıyor 418 lira, tamam, bu servis sonuçta araba satamadığı zamanlar oluyor. Mesela şu an 2020 ikinci aydayız, servislerin birçoğunda araba yok. Bu kadar insan ekmek yiyor, oranın kirası vesaire isterken tabii normal bunlar. Elektrik işçiliği 86 lira yazmış. Çamurluk davlumbazı 326 lira. Bu her şey çok güzel buraya kadar. Klips de başlamış. Bir klips 10 lira. 20 tane klipsi indirimle beraber 180 liraya satmış. Yani tanesi 18 lira. Ön teker rulmanı diyor. Şimdi ön teker rulmanına bakacağız. 848 liraya ön teker rulmanı benim aracıma takılmış. Şimdi hemen interneti açıyoruz. Kamerayı tutar mısın? Bulmana. Bunlara önceden bir göz attım. Şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar burada N11'de 124 lira, 73 lira vesaire vesaire vesaire. Tabi bunların orijinal parçaları falan var. Şimdi tek tek videoda zaman gitmesin diye bunun orijinalini aramayacağım burada. Bunun orijinali sitelerde satılıyor. Çoğu parçanın orijinali sitelerde satılıyor. Burada baktığımız fiyatlar ortalama 100 lira bandında. Orijinal 525 lira buldum. Şans eseri buldum. Orijinal 525 lira bu. Ben bunu servisten ne kadar almıştım? 848 TL'ye aldım. Yine arada fazla bir fark yok. Devam edelim. Ön amortisör 681 lira. Buna bakmayacağım bile çünkü bu fiyatlardadır diye tahmin ediyorum. Benim burada şaşırdığım noktalardan biri sol alt salıncak. Arkadaşlar salıncağın ne olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Bir çukura girersiniz sert bir şekilde. Salıncak yamulur.
Yani bir sancağın ne kadar olacağını biliyorum. Ben serviste bu değişeceği zaman dedim ki ya bir sancağı hep yazsınlar 300-500 lira yazsınlar. Gelip salacak dediğimiz şey 150 liralık 100 liralık malzemedir. Bu serviste olsun 200 lira olsun 300 lira olsun. Yani şunu abartı söylüyorum. Sanayide salıncağı 10 dakikada bulurum. Ben bu arabayı bir ay serviste bekledim sadece. 10 dakikada bulacağım salıncağı 1588 lira benim aracıma takılmış. 1588 lira ben dışarıda bu arabada alt takıma dahil ne varsa değiştirirdim. Ama sadece bir parça benim 1588 lira. Şimdi bu kadar küçük bir kazadan 14.716 lira. Tamam, buna da tamam dedim. Benim aracım yapılırken dediler ki senin direksiyon kutun olmadı. Neden dolayı olmadı? Road cool'uyla direksiyon kutum benim birmiş. E dedim bunu tamir edin. Dedi ki tamiri mümkün değil. Ekspere söyledik, değişime onay verdi. Şimdi ben burada yaklaşık şu anki fatura onu çıkardığım zaman fatura 7.368 lira çıkaracağız 14.716'dan yaklaşık 3 oradan 4 oradan 7 milyarlık faturam vardı. Hani 4 dedim ben 7 milyar olmuş. Bu neyse tamam olacağım sağlığı. Direksiyon kutusunu komple değiştireceklerini bana ilk başta söyleselerdi ben kesinlikle aracımı servisten çıkartırdım. Ondan adım gibi eminim. Çünkü ben direksiyon kutusunun değişme ihtimaline karşı ben fiyat sordum. Aks sordum, direksiyon kutusu sordum. Bunların fiyatlarını hep sordum. Ve bana direksiyon kutusunu 8-10 milyar civarında dediği zaman zaten benim orada gitti direkt. İlk koptu. Şimdi direksiyon kutusuna arkadaşlar bu direksiyon kutusuna baktım. Direksiyon kutusu dediğimiz yan sanayisi 1 milyar, orijinali 2,5 milyar. Şu an mesela benim aracın kaza yaptığı zaman baktım ben. Burada Nissan Micra direksiyon kutusu bu yan sanayi ürünü ama. Orijinal diye yazmıyor hiçbir yerde. Şimdi burada bir yerde gördüm. Mayıs. Marka 3677 lira. Benim aracıma yaklaşık 8000 liraya falan takıldı. Şöyle bir alayım. Ben bunu 2,5 bin lira internette orijinal OEM buldum yani. Şöyle yine bir yedek parçacı sitesinden bakıyorum. 1300 lira. Şöyle alışverişe tıklıyorum. Yukarıdan aşağı gezeceğim. Fazla zaman almayacağım. Neyse internette 8-7 milyon olanı saymayalım. 600 lira da saymayalım. 1 milyarla 4,5 milyar arasında ama bu Golf 5 diyor. 3 milyar 677 milyon. Bunu da görmemiştim. Ben 2,5 milyara orijinal o evini bulmuştum arkadaşlar bunu. Şimdi burada anlatmak isteyeceğim şeye devam edelim. Benim aracım gerçekten çok komik bir kazadır hani. Benim ummadığım rakamdan tam 14 milyar 716 TL serviste hasar kaydı yedi. Bu kasko dolayısıyla oldu. Kasko yoluyla yapıldı bu araç. Şimdi mesela bir araba kaza yapıyor. Gerçekten ağır hasar damgası yiyip hiç hasar yok denilecek kadar olan arabalar var. Mesela bizim araçlarımızdan bir tanesi de öyle. Bizzat kendi bilmiyorum. Abimin aracı. Olsun. Bazı arabalarda önden hafif bir tıklatmayla airbag açabiliyor. Şimdi airbag dediğimiz şey birçoğu arabada göğüs dışarıda çıkma göğüsü 3 milyar ile 7 milyar arasında orijinal göğüs veya çıkma göğüs. O rakamlarda bulunabiliyor yani. Çıkma da olabilir. Bazı markalarda orijinal 0 da olabilir. Bu bulunabiliyor. Birçok markada bulunabiliyor. Göğüs tamir ediliyor. Göğsün tamirini hiç konuşmayacağım. En ufak bir airbag patlamasında araba direkt böyle çok aşırı rakamlara atlıyor. 10 ve katlarına devam ediyor. En ufak bir airbag patlaması. Neden dolayı? Servisten dolayı. Servis neden dolayı yapıyor bunu? Çünkü servis bir dünya insana iş veriyor. Kira veriyor, vergi veriyor, onu veriyor, bunu veriyor, şunu veriyor derken servis de kendince haklı. Trilyon, milyonluk yatırım yapmış.
senden 100-200 lira kazanamaz tabii ki. 10 milyar 20 milyar kazanacak. Arabayı satarken de kazanacak. Arabayı sattıktan sonra da kazanacak. Kazanacak da kazanacak. Zengin her zaman kazanacak. Kural bu. Yani arkadaşlar bazı ağır hasarlı arabalar oluyor. Mesela sigorta şişirmesi demeden oluyor. Sigorta şişirmesi değil aslında bunlar. Sigorta fazla para ödemek ister mi? Servis şişirmesi oluyor bunlar. Servise kendinde de haklı buluyorum ben. Ama ne kadar haklı olur o kadarını bilemem ben. Bundan demek istediğim şey bazen sigorta şişirmesi diyorlar ya. Sigorta şişirmesi diye hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Sadece arabanın parçası pahalıdır. Araba ağır hasarlı gözükür. Sigorta şişirmesi de arabanın ağır bir hasarı yoktur ama o tutarın karşılığında bir hasarı vardır. Bir arabada 50 milyar hasar kaydı yazıyorsa o 50 milyarın karşılığı vardır. Çünkü birebir orijinal sıfır yedek parça o zamanın şartlarında 50.000 TL'dir. O arabada 50.000 TL yazar. Yani o bedavaya yazmaz. Şişirmez. Kimse şişirmez. Sadece servis ürünü pahalı satar. Bu da arabaların perte çıkma konusunda kolay yol olur. O yüzden dolayı arkadaşlar eminim anlamışsınızdır. Benim aracımın dışarıda ben hesabını kitabını yapmıştım. Ve TIA var. TIA'da parça tamir edebiliyor. Tamir ediyorlar. Olmaz denilen parçalar tamir ediyorlar. Olmaz denilen göçükleri düzeltiyorlar. Çok güzel işçilikleri bulunuyor mesela. Onlar da birçok parçayı kurtarabiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, abartısı söylüyorum bunu. Şu 14 milyar 716 milyon tamamen serviste şişerek oldu bu. Bunu size sadece parça fiyatlarında gösterdim. Hani parça fiyatlarını hep yarı yarıya alsak, hani yarı yarıya demiyorum. Yani burada yapılan yüksek meblağ yazılan iki parça direksiyon kutusuyla alt salıncak 150 liralık salıncağı 1588 lira yazılmış. 10 katı fiyat yazılmış. Ben o zaman arabayı ilk kaza yaptığımda internette birebir orijinal direksiyon kutusunu, orijinal direksiyon kutusunu 2500 TL'ye KDV dahi bulmuştum. Almadım. Şimdi ben bu aracı tahminen dışarıda hep böyle toplasam aynı şekilde 5000 lira bulmazdı yani direksiyon kutusu. Bütün parçaları yine değiştirerek yapsaydım 1500 lira 5000 lirayı geçmezdi. Yani servise gitti 14.716 lira. Ben bunu insanlara nasıl açıklayacağım? Ben birebir yaşadığım için olayı fotoğrafıyla açıklayacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere.